Bir Sektörün Nabzı programından daha merhaba. İki aylık süreden sonra tekrar kaldığımız yerden konuklarımızla birlikte yayınımıza devam ediyoruz. Evet, tam bir yıl oldu. Geçen yıl bugünlerde COVID-19 pandeminin dünyaya ve ülkemize etkilerinden dolayı tam bir yıldır, hatta 370 gündür, en son 14-15 Aralık'ta ilan edilmişti ülkemizde. Ve bugün 22 Aralık 2021 kabul ettiğimizde tam 370 gündür turizm sektörü, seyahat acentaları kepenklerini, kapılarını kapatmış, hiçbir şey yapamaz durumda, tam bir yılı geride bıraktılar. Biz de konuklarımızla birlikte aklımız, vaktimiz yettiğince kendi imkanlarımız ve olanaklarımızla sektörün nabzını tutmaya gayret gösteriyoruz. Turizm paydaşlarıyla, meslektaşlarımızla, mesleğimizin dışındaki diğer konuklarımızla sektörümüz için neler yapılmalı, neler yapılıyor, bu konuları değerlendirmeye gayret gösteriyoruz. Evet, bu programımız, 29. program bunlardan birisi. Bugün de çok kıymetli, çok değerli konuklarımız var. İstanbul Barosu Avukatlarından Avukat Halil İbrahim Türk Yılmaz konuklarımızdan bir tanesi. Halil İbrahim Bey, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun, hoş bulduk. Diğer konuğumuz ailemizden, içimizden konuklarımız, yine bölge başkanlarımızdan İstanbul Fatih Bölge Temsil Kurulu Başkanımız Gürkan Özcan. Gürkan Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Teşekkür ederim. Evet, diğer bir konuğumuz ise yine Çiçeğiburnu'nda bölge temsil kurullarımızdan Dumlu Pınar Bölge Temsil Kurulu Başkanımız Bilal Şenel. Bilal Başkanım, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Uzun bir aradan sonra inşallah bu programla birlikte sektörümüzde, turizmde bir açılımla yeniden nefes almaya başlarız. Evet, teşekkür ederiz. Baharın gelmesiyle, Cemre'nin toprağa düşmesiyle birlikte inşallah ümitlerimiz bizim de yeşerir. Bundan sonraki süreçte turizm sektörümüz ve turizme hizmet veren herkesin yüzünün gülebileceği bir sezona adım atarız. Ümitlerimiz bu yönde. Hızla çalışmalar dünya genelinde, dünyadaki bütün ülkelerde, ülkemizde hızla gelişmeler devam ediyor, aşılama çalışmaları ve bununla birlikte halkın da bilinçlenmesiyle birlikte çalışmalar devam ediyor. Yine turizm sektörüne getirilen güvenli turizm sertifikasyon sistemi ve tüketicilerin ve hizmet veren kurumların almış olduğu tedbirlerle İnşallah bundan sonra vakaların da azalmasıyla birlikte sektörümüz bir soluk alma sürecine girecektir diye düşünüyoruz. Ümitlerimiz bu yönde. Evet, bugün biz daha çok neler oldu, neler var, sektörümüzü neler bekliyor? Bununla birlikte mevzuat olarak yapısal süreç içerisinde ne gibi zorunluluklar bizleri bekliyor? Yine kendi sektörümüzü konuşurken yine bizleri bağlayan, bizleri bağlayıcı olan diğer ilgili mevzuatları da, yasaları da bundan önce konuştuğumuz gibi yine bu konuda da, bu programımızda da konuşacağız. Bu programımızda sektörümüzün dışında, olabildiğince sektörümüz dışında her programımızda bir konuğumuz oluyor. Bu programımızda bir hukukçu, avukat konuğumuz var. Programın başında da söylediğim gibi İstanbul Barosu Avukatlarından Halil İbrahim Türk Yılmaz'da Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun işletmelerimize ve bizlere getirmiş olduğu yükümlülükleri ve sorumlulukları bu programımızda konuşmaya gayret göstereceğiz. Tabii ki yasa mevzuat denilince alışık olmadığımız terimler olabiliyor. Önümüzdeki programlarda da belki bu programımızı desteklemeye gayret göstereceğiz. 1 Nisan'da yürürlüğe girmesi beklenen Kişisel Verileri Koruma Kanunu yine devletin almış olduğu kararla yıl sonuna kadar uzatıldı. Bunu eğer 1 Nisan'da yürürlüğe girmiş olsaydı bizleri neler bekliyordu ve bizler hangi yükümlülüklerle karşı karşıya kalacaktık? Şimdi bunları konuşmaya başlayacağız. Tabii ki zaman çabuk geçiyor. Yıl sonu dediğimiz zaman bunu rafa kaldıramayız. Bunu gündemimizden çıkartamayız. Belki bizim için de bir fırsat oldu. Hazırlıklar yapılması için bir fırsat oldu. Bu yasanın getirmiş olduğu zorunluluklar için yapmamız gereken hazırlıklarla ilgili. Evet, Halil İbrahim Bey, tekrar hoş geldiniz diyorum. Öncelikle Kişisel Verileri Koruma Kanunu nedir? Bununla başlayalım. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Halil Bey. Biliyorum sesim net bir şekilde geliyordur.
güzel bir program olmasını umut ediyorum. Şimdi aslında kişisel verilerin korunması kavramının gelişimi bireyin devlete karşı korunması fikriyle beraber oluşmuş bir fikirdir. Yani 1940'larda, 50'lerde gelişmeye başlamış bir fikirdir ve daha sonraki süreçlerde bilginin, bilgi teknolojilerinin ve iletişimin artmasıyla, bilgiye, bilgi kaynaklarına ulaşma, erişme imkanlarının artmasıyla ve hele hele aslında internetin yaygınlaşmasıyla, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte de kişisel veri kavramı özellikle son 20 yılda çok daha fazla önem ve değer taşımaya başladı. Kişisel veri nedir? Aslında önce ona bakmak gerekir. Yani Ali Bey, kişisel veri adı üstünde. Kişisel veri. Kişiye ait olan veri. Gerçek kişiye ait olan veri. Yani bir kuruma ait olan veri, bilgi kişisel veri değildir. Şirketlerinize ait olan bilgiler, veriler kişisel veri değildir. TÜRSAB'a ait olan veriler kişisel veri değildir. Veya herhangi bir ticari faaliyetimiz sebebiyle oluşturduğumuz veriler, doneler, datalar kişisel veri değildir. Nedir kişisel veri? Mümkün olduğu kadar basit bir yaklaşımla gitmeye çalışacağım. Yani çok fazla böyle doktrin ifadeleriyle değil, böyle rahat rahat sohbet edelim istiyorum. Tabii yani burada hiç hukuki terim hakim olmayan, hiç bilmeyen şekilde, evet lütfen. Hiç kullanmayacağım. Kişisel veri nedir? İsmimizdir. TC kimlik numaramızdır. Bizi biz yapan, bize ulaşmaya yarayan her türlü bilgidir kişisel veri. Yani bunu çok net ortaya koymak durumundayız. Bir kişiyi müşahhaslaştırmaya, onu somutlaştırmaya, onun kim olduğunu öğrenmeye dönük verilerin toplamı aslında kişisel veridir. Tabii burada özel nitelikli kişisel veriler var, genel nitelikli kişisel veriler var. Bunların ayrımına biraz sonra gireriz ama aslında az önce söylemiştim, bireyin devlete karşı korunması fikriyle beraber gelişmiştir ama sonrasında işte gelişen teknolojiyle, iletişim çağıyla birlikte bireyin bireylere karşı, bireyin şirketlere karşı da korunmasının gerektiği fikri oluşuyor. 1953'te ilk Avrupa Sözleşmesi insan hakları ve özgürlüklerin korunmasına dair bir sözleşmeyle gelişmiş. 80'de, 81'de, 90'da bir takım rehber ilkeler, prensip belirleyici temel esaslar belirlenmiş. Bu süreç hızlıca giderken 2016'da da Avrupa Birliği genel veri koruma tüzüğü uluslararası anlamda kişisel verinin gelişimi böyle gitmiş. Ama Türkiye'deki ulusal düzenlemeler bir kere tabii ki Türk Ceza Kanunumuzda zaten korunan bir şeydir kişisel veri. Ama tabii kişisel verilerin korunması kanunuyla birlikte daha da bir anlam ve mana kazandı. Daha bir derinlikli, daha bir önemli koruma kalkanı korumaya başlandı, oluşturuldu. 2010'da anayasamıza dahil edildi kişisel verilerin korunması ile ilgili hüküm. Daha sonra çok iyi bildiğiniz işte 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu aslında 7 Nisan 2016 tarihinde ulusal mevzuatımıza girdi. Az önce sonuçta bir şey söylediniz. 1 Nisan 2021'de yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Yürürlüğe girmesi ertelendi dediğiniz şey aslında bir düzeltme yapmak istiyorum burada. Kişisel verilerin korunması kanunu yürürlüktedir. Daha 2016 tarihinde yürürlüğe girdi. Fakat ertelenen şey nedir? Bir sicil var. Oluşturulan bir veri sorumluları sicili var. Yani kişisel verilerle ilgili veri sorumluları olan şirketlerin, kişisel veriye ulaşan kişi ve kurumların bir veri sorumluları siciline kayıt olması yükümlülüğü var. Belirli şartlar dahilinde. O şartları da anlatırım. İşte bu veri sorumluları sicili dediğimiz, verbis kaydı dediğimiz, bu kaydın oluşturulmasıyla ilgili ulusal düzenlememizdeki öngörülen süreler 2 yıldır ertelene en son 1 Nisan tarihi itibarıyla yürürlüğe girecekti. Birçok kez ertelenmişti, onu da söylemek durumundayım. Fakat gerek pandemi şartları, gerek işletmelerin, şirketlerin henüz kişisel verileri koruma kanununun kendine yüklemiş olduğu yükümlülükleri
tam anlamıyla yerine getirebilecek kıvama erişmemesi nedeniyle biraz daha zaman tanınması fikri oluştu. Yani aslında kişisel verileri koruma kanunu çoktan da yürürlükte. Sadece işletmelerimiz açısından verbi siciline kayıt yükümlülüğü olan işletmelerimiz açısından süreç 31 Aralık 2020 tarihinin sonrasına, 2021 tarihinin sonrasına bırakıldı gibi şu an için. Böyle bir giriş yapmış olayım şimdi. Peki. Peki Halil İbrahim Bey, çok teşekkür ediyorum. Zaten bir ara vermemiz gerekiyordu bu konuyla ilgili. Çünkü her ne kadar siz hukuki terimlerle konuşmuyor olsanız dahi hukuk biraz ağır gelir bize toplum olarak. Onun için biraz böyle bir ara verelim. Birazdan ikinci bölümde sizinle biraz daha özele girmek istiyorum. Kişisel veri nedir? Özel nitelikli veri nedir? Ajantalarımız, özellikle ajantalarımız için konuşmak istiyoruz. Çünkü çok geniş bir işletme deyince tüm sektörleri içerisine alan bir yapıyı aslında konuşmuş olacağız. Bunu konuşmak istemiyorum. Sadece bizim seyahat ajantalarımız müşterileriyle ilişki içerisindeyken, onlara hizmet verirken nelere dikkat edecekler? Ve bu dikkat ederken kişisel veri ile özel nitelikli veriyi birbirlerinden ayırmaları noktasında ne yapmaları gerekiyor? Hangi konularda dikkat etmeleri gerekiyor? Bunları konuşmak istiyorum. Siz de şimdiden bu soruları sormuş olayım size. Siz de aklınızda bulunsun. Evet, Gürkan Başkanıma dönmek istiyorum. TÜRSAP İstanbul Avrupa Bölge Temsil Kurulu Başkanımız Gürkan Özcan. Fatih Başkanım, Fatih. Fatih. Neresi dedim? Avrupa mı dedim? Avrupa dediniz. Yıldırım Başkanım alınacak. Yıldırım Başkanımı Fatih'e mi bağlayacağız yoksa Fatih'i mi Avrupa'ya bağlayacağız? Evet, ikisi de çok kıymetli bölgemiz bizim. Şundan dolayı Gürkan Başkanım dil sürüşmesi olabilir. Fatih bölgemizde, Avrupa bölgemizde olduğundan dolayı olmuş olabilir. Heyecanıma bağışlayın. Evet, Fatih bölgemizle ilgili Gürkan Başkanım, bizler biliyoruz ama izleyicilerimizin de bilmesi için biraz bölgenden bahseder misin? Kaç ajanta var? Ajantalarımız hangi pazarlarda faaliyet gösteriyor? Fatih bölgemizin turizm destinasyonları nereler? Hangi ilçeleri, hangi coğrafi alanı kapsıyor Avrupa bölgemizde? Bunlardan biraz bahsedelim. Çünkü Fatih deyince sadece İstanbul'un Fatih semti akla gelebilir. Bunu siz biraz açın. Buyurun lütfen. Şimdi başkanım, 902 merkez, 130 şube, toplamda 1032 tane seyahat ajantasından oluşmakta Fatih bölge ajantaları, bölge temsil kurulu. Bu sayının içerisinde 150 civarı uçak biletiyle ilgileniyor. 200 civarı hac umre işiyle ilgileniyor. Geri kalan kısımda sağlık turizmi, incoming, kültür turizmi ve taşımacılık firmalarından ibarettir. Fatih aslında dünya açısından, dünyadan baktığımız zaman tarihi yarımada olarak da nitelendirilebiliyor. Tarihi yarımada da deyince Sultanahmet geliyor malumunuz. İstanbul'un en önemli bölgelerinden bir tanesi. Malumunuz İstanbul 4 tane büyük imparatorluğa ev sahipliği yapmış bir şehrimiz. Bizans İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Latin İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu. Bunların 3 tanesine de Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu'na da başkentlik yapmış bir şehrimiz. Ama tarihi yarımada bunların tarihi dokusundan en çok nasibini almış olan bir bölgemiz. Tarihi yarımada dediğinizde bakın İstanbul bir sevdaysa tarihi yarımadada bir aşktır benim gözümde. Öyle bakmak lazım. Artı şunları da ifade etmekte fayda var. Belki kimse bilmez ama Avrupa'nın ilk, kimine göre de dünyanın ilk üniversitesi tarihi yarımadada kurulmuştur. Şu anda yıkıntıları olan Magnara Sarayı'nın çatısı altında oluşmuştur. Konstantinopolis Üniversitesi
Avrupa'nın kimlerine göre de dünyanın ilk üniversitesidir. Bizim bölgemizdeki acentalar genelde hac ümre işi yapmakla beraber incoming yapan acentalarımız da Orta Doğu, Hint, Pakistan, Uzak Doğu, İran, Kuzey Afrika, Avustralya, Rusya, Ukrayna, Avrupa, Güney Amerika ve Amerika pazarlarıyla beraber İngiltere pazarına da hizmet vermektedir. Oldukça geniş kapsamlı bir tercih alanıdır. Bölgenin potansiyelleri konusunda gelecek olursak her yeri tarih. Buram buram tarih kokuyor. Attığınız her adımda tarihe doğru yürüyorsunuz, adım atıyorsunuz. Vurduğunuz her kazmada tarihin derinliklerine iniyorsunuz. Yani tarih yarımada, adı üstünde, tarih yarımada. Anlatılamaz, yaşanır bunlar ancak başkanım. Evet, söylenecek bir şey yok. Şimdi haklısın, tamamen katılıyorum. Yani eğer birkaç tarihi ve turistik obje olmuş olsaydı bunları anlata bitiremezdik. Ancak bizim tarih yarımada bölgemiz öyle bir bölge ki zaten dünya tarihi burada yatıyor. Nesini anlatacağız? Buna programlar yetmiyor. Buna zaten kitaplar yazmak da yetmemiş ki. 5-10 dakikada neyi anlatabiliriz değil mi? Evet başkanım, ben anlatmakla nasıl bitireceğim? Artı bir tek yukarıda üst tarafta gördüğünüz değil, onun bir de alt tarafı var. Kilometrelerce yani Sultanahmet'ten herhangi bir yerden gelip 3 kilometre, 5 kilometre öteden çıkabileceğiniz dehlizlerle dolu bir yer bizim orası. Yani anlatılamıyor ya, anlatılamaz yani. Anlatmak dediğiniz gibi kelimeler yetmez anlatmaya maalesef. Yani ben o konuda kendimi çok şanslı görüyorum. Bölgedeki birçok tarihi eser de yurt dışına zamanında kaçırılmış, götürülmüş. Aynen. Aslında Avrupa'daki birçok şehrin de tarihini oluşturmuş değil mi İstanbul? İstanbul'un kesinlikle tarihi yarımada ada bölgesi. Kesinlikle. Evet, sizin de söylediğiniz gibi İstanbul özellikle üç büyük medeniyete ev sahipliği yapmış. Bizans, Roma, Bizans ve Osmanlı'ya ve içerisinde yaşamış olduğumuz ülkemiz için bir açık hava müzesi. İstanbul, Fatih bölgemiz ve tarihi yarımada bölgemiz. Peki Gürkan Başkanım, söz sizdeyken bu 1032 tane acentamız şubeleriyle birlikte son bir yılı nasıl geçirdiler? Pazar nasıl geçti? İstanbul'da az da olsa 5 milyon civarında bir ziyaretçi geldi 2020 yılında pandemi döneminde. Özellikle bölgemizdeki acentalarda hareket nasıldı? Bu 5 milyon turist hareketi yansıdı mı acentalarımıza? Değerli başkanım, kime göre ve neye göre 5 milyon tane turist geldi? Yani tamam, Ukrayna geldi, Rusya geldi ama bunlar yeterli miydi sizlerce? Kültür Bakanlığımızın kayıtlarına göre 5 milyon diyelim biz ziyaretçi sayısı anlamında. Ya benim ofisim Sultanahmet'te, kendi ofisim Sultanahmet'te. Ben o kadar kişinin geldiği kanaatinde değilim açıkça söylemek gerekirse. O bölgeyle ilgili olarak dediğim gibi sadece Rusya ve Ukrayna ülkelerinden gelenler oldu ama maalesef yeterli değil. Onların zaten bütçeleri belli. Dolayısıyla bize aktarıldığı gibi olduğunu ben pek düşünmüyorum. Acentalarımızın nasıl geçirdiğini de söylemek gerekirse bu konuda çok sevindirici haberler veremeyeceğim maalesef. Çünkü seyahat acentaları kendi bölgemde dahil olmak üzere maalesef kendi kaderlerine terk edilmişlerdir. Verilmiş gibi görünen desteklerin kısa çalışma ödeneği hariç hiçbirisinden faydalanamamışlardır. Bizler aslında seyahat acentaları olarak kendimizi bal arılarına benzetiyorum ben. Çünkü bal arıları balı yaparlar. Biz de o balı neticesinde yeriz. Ama bal arıları olmazsa yiyecek bal olmaz ortada. Dolayısıyla bal arılarına bile kışı geçirmeleri için petekte bal bırakılır. Ama maalesef
biz bu pandemi dönemini geçirebilecek herhangi bir desteğe sahip olamadık. Çok zor durumdalar. Sizin programınızın isminden de alıntı yapacak olursak nabız atmıyor başkanım. Nabız atmıyor. Seyahat acentalarının nabzı atmıyor artık. Kendi hallerine terk edilmiş durumdalar. Yani o kadar çok sorunumuz vardı ki zaten pandemiye girmeden önce. O sorunları çözemeden bir de pandemi üstüne gelince insanlar, seyahat acentaları çok mağdur duruma düşmüş durumdalar. Bununla ilgili çok geniş kapsamlı çalışmalar yapmak lazım. Yani bizim sesimizi duyurmamız lazım. Bununla ilgili olarak ben sizlere de daha önce WhatsApp'tan yazmıştım hatırlarsanız. Bizim bir Twitter çalışmamız vardı. Ondan önce de bir İstanbul Havalimanı karşılamasıyla ilgili sıkıntılar vardı. Onunla da ilgili bazı çalışmalarımız olmuştu. Bir kere bunların çözüme ulaşması için çalışmalara devam etmek zorundayız. Seyahat acentaları yurt dışına giderler. Fuarlara katılırlar. Kendi ceplerinden para harcayarak bunları yaparlar. O turisti ülkemize getirip döviz kazancı elde edebilmek için ülkemizin döviz açığına, cari açığına kapatıcı nitelikte fayda sağlayabilmek adına, ama maalesef seyahat acentaları şu anda can çekişiyor, ayakta durabilecek durumda değiller. Bizim en büyük rakiplerimizden bir tanesi olan Yunanistan bile seyahat acentalarına 100 bin euro, bir kısmı hibe, bir kısmı da çok düşük oranda krediyle uzun vadeli bir destek paketi açıkladı. Fakat maalesef bizim seyahat acentalarımız bunun kenarından, köşesinden bile geçemediler. Biz daha önceki Twitter çalışmamızda da söylemiştik. Bir kampanyamız vardı. Sesimizi duyan var mı? Demiştik. Biz hala onu söylüyoruz. Sesimizin duyulacağına inanarak inatla sesimizi duyan var mı diyoruz. Ve bize kulak verilmesini, taleplerimize, isteklerimize karşılık verilmesini istiyoruz. Biz bu ülkenin neferleriyiz. Biz bu ülkenin dışarıya karşı, dünyaya karşı yüzleriyiz. Dolayısıyla sadece ve sadece destek istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Yani şöyle bakmak gerekirse Suriye vatandaşlarını bile, ben çok vicdanlı bir insan olarak buna asla karşı değilim, 45-50 milyar dolar civarında bir para harcanmış durumda. Bunun onda biri, eğer onda biri seyahat acentalarına verilmiş olsaydı, inanın Türkiye'nin geleceği, özellikle cari açığı kapanması konusunda, turizm hareketi konusunda ve komşu rakiplerimizle mücadelemiz, rekabetimiz anlamında bize çok büyük güç verecekti, çok büyük destek verecekti. Şu an için isterseniz böyle konuyu kapatayım ben. Sonrasında devam ederiz. Diğer konuklara da isterseniz geçin. Çünkü çok doluyum bu konuda. Bütün programı şey yapmak istemiyorum. Ne derler? Bütün programı ben konuşarak geçirmek istemiyorum. Bilal Başkan'ın da orada mutlaka bekliyordur. Söyleyecekleri şeyler vardır illaki. Devam edeceğim ama bu burada kalmayacak. Ondan emin olabilirsiniz. Müsaade ederseniz daha sonra konuşacağım bu konularla ilgili. Tabii ki. Vaktimiz yettiğince konuşacağız. Onun için buradayız. Ben de kesmek istemedim. Gerçekten çok önemli konuların altını çizdiniz, çiziyorsunuz. Onun için kesmek istemedim. Konuşmaya devam edeceğiz. Evet, Bilal Başkanım, merhaba tekrar. Hoş geldiniz. Tekrar evet. Dumlupınar bölgemiz hayırlı olsun. Camiamıza, mesleğimize, meslektaşlarımıza. Evet Bilal Başkanım, bizler Gürkan Başkan'a da söylediğim gibi biliyoruz. Fakat izleyicilerimizin de bilmesi açısından Dumlupınar bölgemizle ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Hangi bölgeler illerimizi kapsıyor? Kaç acenta var? Genel olarak faaliyet alanlarımız nelerdir? Bölgenin önemli turizm destinasyonları nedir? Buyurun lütfen. Öncelikle herkese bu programın hayırlı olmasını diliyorum. Bu programla birlikte gelen baharla tekrar baharı yaşayacağımıza Gürkan Başkan'ın başta olmak üzere bütün başkanlarımızın ve
meslektaşlarımızın artık baharının açacağı ümidiyle inşallah temennisiyle başlıyoruz programımıza. Dumlupınar Bölgesel Yürütme Kurulu 3 ili kapsamaktadır. Bunlar Afyon, Karahisar başta olmak üzere Manisa ve Uşak illerini kapsamaktadır. Toplam acenta sayımız merkez 95, 36 şube olmak üzere 131 seyahat faaliyeti gösteren acentamız vardır. Bunların çoğunun yarısı hac ve umre olmak üzere, yarısı kültür turizmleri, uçak bileti ve işte otel rezervasyonlarıyla ilgilenmektedir acentalarımızın. Ama bizim bölgemiz gizemli bir bölge, yani ilginç bir bölge. Nasıl ki imparatorluğun başkenti İstanbul'sa, İstanbul'a imparator yetiştiren bölge de bizim bölgemiz. Yani şehzadeler şehri denilen Manisa'mız var. Afyon'umuz mesela sadece Osmanlı'ya yetiştirmemiş. Afyon'da da öyle bir antik kentimiz var ki Amorium denilen antik kenti Bizans'a 3 tane imparator yetiştirmiş. Yani imparatorları imparator yapan gücün arkasında gizemli bir gücüz, gizemli bir şehiriz, gizemli bir merkeziz. Bizim turizm potansiyellerimiz, yani şimdi turizm artık insanlar sadece deniz kenarı ve güneş kum olarak algılamıyor. Turizm kültürü çok genişleyince de bizim vizyonumuz da çok öne çıktı. Bunun başında Afyon'da termal ve sağlık turizmi, yani sadece sağlık değil termali de içine alarak ikisini birlikte yürüttüğümüz ve bu konuda da yaklaşık Türkiye'de başkent yani sayıldığımız güzel bir ürünümüz var. Hem termal hem de onun yanında sağlığı da eklediğimizde termal sağlık turizmini gerçekleştirmekte bayağı bölgede ileriyiz. Bildiğiniz gibi gastronomi 2019'da UNESCO'nun yaratıcı şehirler adına Afyonkarahisar gastronomi dalında girdi ve gastronomi ürünleriyle, yiyecekleriyle ön plana çıktı. Bu konuda güzel destinasyonlar, güzel çalışmalar hazırlanmakta. Hem ulusal hem de uluslararası kampanyalar artık düzenleniyor gastronomiyle ilgili. Bunun yanında kültür turizmimiz bizim bölgemiz açısından çok etkin olmaya başladı. Afyon kalemizin olması, bu eski konaklarımızın olması, bunun yanında 6000 yıl öncesi tarihine varan Frigya denilen bir bölge. Bunun yeni sunumlarını, yeni bölgelerini, Ayazini, Frigya çok geniş bir bölge. Kütahya, Afyon, Eskişehir bölgelerini kapsıyor ama bunun can alıcı noktalarını, ön plana çıkan Ayazini bölgesini Sayın Valimizin ve Erkan'ın hazırladığı, yaptığı çalışmalarla önümüzdeki günlerde böyle TÜRSAP'a yine info gezisiyle birlikte ön plana çıkaracağız inşallah. TÜRSAP Başkanımız Sayın Firuz Bağlıkaya başta olmak üzere başkanlarımız ve ajantalarımızla bu bölgenin Frigya bölgesi 6000 yıl önceki tarihte kaya oymalarından oluşmuş peri bacalarını andıran çok tarihi bir mekanı inşallah tekrar turizme kazandırmış olacağız. Bunun yanında biraz önce bahsettiğim gibi Amarum tarihi antik kentimizde hikayeleri çok geniş olan bir yer. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş, İstanbul'u fethedemezsiniz ancak onun böbreğini fethetmedikçe, almadıkça. Demişler ki onun böbreği neresidir? Amuriye. Yani bugünkü Amorium kenti. İstanbul'un fethini yıllarca, asırlarca önce müjdeleyen Efendimiz, onu almak için de Amorium'un alınması gerektiğini, o bölgenin, Amorium gerçekten Bizans tarihinde İstanbul gibi üç büyük şehirden birisi. Ve bu bölge o dönemin tarihi, kültürel, askeri, dini merkezi. Bizans'a 3 tane imparatorun yetiştirdiği bir tarihi kent. Şu anda kazımları, çalışmaları sürüyor. Ve bunun yanında da Selman-ı Farisi diye anılan çok meşhur bir sahabenin 8 yıl burada dini eğitimini, o zaman için tabii Hristiyanlıktı. Hristiyanlık noktasındaki hak dini olan o dönemin alıp buradan da Resulullah'ın geleceğinin haber alarak buradan sonra Medine'ye göçtüğü dini bir merkez, inanç merkezi, kültür merkezi ve Bizans döneminde de birçok devletin dikkatini çeken bir merkez. İnşallah buranın da turizme kazanmasıyla birlikte
tarihi Amorim kentiyle birlikte buraları da inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Bildiğiniz gibi Afyon aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın da gerçekleştiği, Kurtuluş'un kazanıldığı topraklar, birçok şehitlerin verildiği, Kocatepe Şehit Anıtlığı, Albay Reşit Anıtlığı, Giresunlar Şehitliği, Büyük Taarruz Karargahı, buna benzer Dumlupınar Şehitliği'nin bulunduğu, yani zaferin kazanıldığı topraklar olarak da geçmişimizi hatırlamak, kendimizi hatırlamak, dirilişimizi hatırlamak için güzel bir destinasyon. Bunun yanında spor turizmi ile ilgili Afyon'da oluşturulmuş olan Dünya Motocross Şampiyonası gerçekleştirilmekte. Bir aya Afyon'da gerçekleştirilmekte. Avrupa dahil olmak üzere dünyadaki en iyi pistlerden birisi seçildi. GP motorları federasyonunca dünyadaki en iyi pistten seçildi ve her yıl burada Cumhurbaşkanlığı'nın nezaretinde, korumalarında Dünya Motocross Şampiyonası gerçekleştirilmekte. Bunun yanında futbol sahaları güzel ve havası da verimli olduğu için futbol takımlarının yaz kamplarını tercih ettikleri bir belde olmaya başladı. Bunun yanında Orientrink haritası da Türkiye'deki en güzel Orientrink haritalarının oluştuğu ve Orientrink yarışmalarının yapıldığı beldelerden bir tanesi. Doğa turizmi ile ilgili de Akdağ Tabiat Parkımız var. Yılkı atlarını, geyikleri sabahları erken çıktığınızda oraları rahatça seyredebileceğiniz güzellikleri bu barındırmakta. Av turizmi de ufak ufak gelişmekte. Buradaki değişik av bölgelerinde Akdağ'da, Eber'de, Karamut, Şuhut civarlarında geyik, keklik, yaban domuzu, yaban koyunu gibi bu avları da gerçekleştirebilecekleri bir turizmi ele almaktadır. Manisa bölgemiz bildiğiniz gibi şehzadeler şehri olduğu için içerisindeki Osmanlı eserleriyle meşhur bir şehrimizdir. Sipil Ulusal Parkı herkesin görmeye değer güzellikteki bir dağımızdır. Manisa'da da bildiğiniz gibi mesire şenlikleri gerçekleştiriliyor. Uşak bizim Afyon'da Manisa'mız arasında kalmış. Ulubey Kanyonu'nu, Glandros Antik Kenti'ni, Glandros Köprüsü'nü, Arkeoloji Müzesi'ni barındırmakta. Tabii Arkeoloji Müzesi'nde de meşhur Karun hazineleri, Karun hazinelerini barındırmakta. Burada bir bronş, atbaşlı bronşun meşhur olduğu bir bronşu da kendisinde bulundurmakta. Bütün bunları topladığımızda, yani bu bölgeye en aşağı bir hafta 10 gününüzü ayırırsanız ancak bu bölgenin güzelliklerini, bu bölgenin gizemini, bu bölgenin o mutluluklarını yaşayabilirsiniz ki Evliya Çelebi çok kısaca özetlemiş seyahatnamesinde, demiş ki Afyon münevver ve nurani bir şehirdir. Yani nurlu, güzel, temiz bir şehirdir. Girenin kalbinin gözü açılır, kalbi ve gözü açılır. Bağında gamı kederi dağılır demiş. Onun için tüm seyahat acantacı arkadaşlarımıza buranın, bu tarihin, bu kültürün gizemini, bu tür kültürün güzelliklerini, nurlarını yaşatmak üzere hepsini davet ediyoruz, bekliyoruz bölgemize. Bilal Başkanım, çok teşekkür ederim. Gürkan Başkanım'ın bölgesi için de Evliya Çelebi öyle bir tarihi yer demiş ki giren çıkamıyor artık buradan demiş. Şimdi Gürkan Başkanım, işte bak böyle az olunca konuşacak çok şey oluyor ama her tarafı tarih deyince bir cümleyle bitiriyorsun işi. Evet. Anlatmaya gerek yok ki bölgeyi yeğenim. Ama ki Bilal Başkanım'ın anlatması lazım. Benim bölgemi herkes tanıyor zaten başkanım. Tabii. Ama Bilal Başkanım'ın da çok bahsetmediği şeyler var. Özellikle sağlık turizmi açısından, kaplıca açısından çok önemli. Yeraltı zenginlikleri açısından çok önemli bir bölgemiz. Dumlupınar bölgemiz. Mesela Afyon'un lokumundan, Uşak'ın taranasından, Manisa'nın mesir macununda bahsetmedi. Sırf onlardan tatmak için bile o bölgelere gitmek yeterlidir diyor bazıları. Ben araya girebilir miyim müsaade ederseniz? Tabii ki, tabii ki. Araya girebilir miyim başkanım? Tabii. Şimdi Bilal Başkanım'la şöyle bir ortak noktamız var bizim. Bilal Başkanım,
daha önce bizim bölgede bir seyahat acentamızdı. Doğru mudur Bilal Başkanım? Yanlış mı hatırlıyorum? Doğrudur. Şimdi siz biraz önce Afyon'un lokumundan bahsettiniz de, şimdi Fatih bölgemizin mesela, ben size Büryan dersem neresi dersiniz? Kadınlar pazarı dersiniz değil mi? Veya Vefa desem aklınıza ne gelir? Ne gelir? Bozamız gelir. Değil mi? Evet. Yani un kapanına pilav yemeye gider insanlar genelde. Onun dışında Pierlotti'ye çay içmeye giderler. Yani onun dışında bizim bölgemizde müzeler, saraylar, çeşmeler, camiler, türbeler, dünyanın bir tek Fatih bölgesinde yer alan Demir Kilisesi olan bir bölgeye sahibiz aynı zamanda. Dünyanın Hristiyanlığın 5 ana merkezinden biri sayılan Fener Rum Patrikhanesi, Fener Mahallesi, eski Bizans ve Osmanlı zamanında döneminde Yahudi mahallesi olan Balat, var da var, yok yok ki. Gülkan, hangi birisini başkan anlatacağım? Program yetmeyecek. Sultanahmet'teki at meydanındaki eski hipodromun etrafındaki meydanı süsleyen at heykellerinin bugün Venedik'teki Marco Polo meydanında olan atlar olduğu söyleniyor birçok rehber meslektaşımız tarafından. Bu konu hakkında bilginiz var mı? Gerçi gezginlik biraz avukat konuğumuzun da dikkatini çeken bir şey. Aslında bakıldığı zaman birçok ortak noktamız var. Her ne kadar hukukçu olsa da kendisi de oldukça gezgin ruhlu birisi, gezen birisi. Özellikle Bilal Başkan'ın az önce bahsetmiş olduğu motor sporları çok yakinen ilgi alanına giren bir konu. Halil İbrahim Bey, siz de destek olabilirsiniz, katkı sunabilirsiniz. Sadece hukuki terimleri konuşacağız, KVK'yi konuşacağız diye bir şart yok. Tabii ki, tabii ki. Yani bize destek olabilirsiniz, katkı sunabilirsiniz. Çok evet, teşekkür ederim. Ben de hem çok gezen birisiyim. Dünyanın birçok ülkesine kendimce gittim. Aynı zamanda da işte turizmle doğrudan da ilişkilidir. Kendim de dalgıcım, lisanslı dalgıcım. Aynı zamanda İstanbul Offroad Kulübü'nün de yönetim kurulu üyesiyim. Biz de birçok kez Bilal Başkanım'ın bölgesinde dönem dönem ekspedisyon gezileri düzenledik. Zaman zaman gezilerimiz oluyor, etkinliklerimiz oluyor. Orada bulunan offroad kulüplerinin bir takım etkinlikleri oluyor. Yakın bir zamanda da yine bir Çanakkale'de yapacağız. Başka bir program yapacağız orada. Oluyor yani, ben severim, turizmi severim. İçindeyim, bizzatihi içindeyim. Evet. Vukat Bey, biz turizmciyiz. Eğer sahneyi bize bırakırsanız biz susmayız. Bizim çenemiz susmaz, söyleyeyim ben size. Araya girin. Bizler de öyleyiz. Bizler de öyleyiz. Evet. Ama benim bugün sizlere söylemek istediğim tabii şeyler var. Birkaç temel nokta var gerçekten. Bir seminer eğitimine döndürmeden tatlı bir şekilde kendi sunumunu yapmak isterim tabii ki. Evet. Şimdi Halil İbrahim Bey, biz seyahat acentaları, yolcularımız, misafirlerimiz, müşterilerimiz adına ne dersek diyelim, hizmet veriyoruz. Şimdi dolayısıyla bu tatil müşterimiz de olsa, uçak bileti sattığımız bir müşteri de olsa, otel rezervasyonu yapmış olduğumuz müşteri de olsa, yurt içine, yurt dışına, kültür turlarına, kültür gezilerine götürdüğümüz müşteriler de olsa, bazı temel bilgilerine ihtiyaçlarımız oluyor zorunluluktan dolayı. Ve biz almış olduğumuz bu bilgiler bizde kalmıyor. Biz karşı tarafla paylaşmak durumunda kalıyoruz bazı bilgileri. İşte karayolu taşımacısıyla paylaşıyoruz, otelle paylaşıyoruz, havayoluyla paylaşıyoruz. Evet. Yurt dışındaki tedarikçilerle paylaşıyoruz her neyse. Biz bu almış olduğumuz verilerde nerelere dikkat edeceğiz? Almış olduğumuz kişisel veriler ve özel nitelikli veriler nelerdir? Bunların bize bir ayrımını anlatabilirseniz, söyleyebilirseniz ve bu konularda bizim sorumluluk alanımızı belirlerseniz memnun oluruz. Buyurun lütfen. Tamam. Şimdi biraz ister istemez kanundan bir iki şey söyleyeceğim, hemen bağlayacağım konuyu. Şimdi 66-98 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu, söylemiştim, 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Ancak Verbis kaydı açısından bir süre söz konusuydu, ama Verbis'e kayıt yaptırma yükümlüsü olsanız da olmasanız da, bunu şimdi gerçekleştirmiş olsanız da olmasanız da, aslında hepimiz kişisel verilerin korunması kanununun bize yüklemiş olduğu
yükümlülüklere tabiyiz. Neler bunlar arkadaşlar? Birincisi kişisel veriyle ilgili az önce nedir derken bir gerçek kişiye ait olan her türlü bilgi demiştik ya. İşte kanun diyor ki bir kişisel veri dediğimizde kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Misal adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, işte fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal, benzer özellikleri, örneğin IP adresleri, MAC adresleri, ses kayıtları, konum bilgisi, adli sicil kaydı, parmak izi, TC kimlik numarası, fotoğrafı, kan grubu, sağlık raporu, bütün bunlar genel anlamda ve buna benzer birçok şey genel anlamda bir kişisel veridir. Misal, şöyle söyleyelim. İşte ne diyelim, çok bilinen bir isim. Ahmet Yılmaz. Aslında Ahmet Yılmaz, saf Ahmet Yılmaz olarak belirli bir kişiyi ifade etmeyeceği için Ahmet Yılmaz dediğinizde kimi anlarsınız? Türkiye'de kaç tane Ahmet Yılmaz vardır? Belki binlerce. Bu anlamda bir başına bir şey anlamayız. Bazı bilgilerine ihtiyacımız olacak. Evet. Ve bu anlamda sadece Ahmet Yılmaz başlı başına kişisel veri olmaz. Ama misal işte Damla Apartmanı'nda oturan X marka otomobili olan orta yaşlı, uzun boylu bir kadın dediğinizde eğer orada da tek öyle bir insan varsa işte şimdi kişisel veriye girdik. Çünkü gerçek bir kişiye ulaşmaya doğru gittik. Şimdi sizler seyahat acentesi olarak kişilerin birçok verisini topluyor olabilirsiniz. Ancak temel bir şey var. Hangi işi yaparsak yapalım, hangi mesleği yaparsak yapalım, kişisel veri olarak sadece gerekli olanı, gerekli olduğu ölçüde toplamak zorundayız. Gerekli olmayan, işimizde kullanmamızda zorunlu olmayan, bu bilgiyi aldığımızda işimizi yapmamız, mesleğimizi ifa etmemiz için herhangi bir katkısı sağlamayacak olan hiçbir bilgiyi toplamamak durumundayız ki orada işte özel nitelikli kişisel verilere doğru gidiyoruz. Şimdi kanun size bir takım kişisel verileri toplarken aslında tarafı, muhatabı olduğunuz kişiyi neden alacağınız bir onamı, bir rızayı yeterli görebiliyor. Bazen size attığı bir mail bile bu anlamda kişisel verilerin yavaş yavaş toplanmaya başladığı bir durum oluşturur ama özel nitelikli kişisel veri ayrımına çok dikkat etmemiz lazım. Bunlar nedir? Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf, sendika üyeliği, sağlık ve cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve benzeri güvenlik tedbirleri ya da biyometrik, genetik veriler bizim kanunumuz uyarınca özel nitelikli kişisel veridir. Kanun bu özel nitelikli kişisel verileri tek tek saymış. Saymak suretiyle sınırlamış. Buna veya diyemeyiz. Kanunun 6698 sayılı kanunun 6. maddesine bakarız. 6. maddede yazılı olan az önce saydığım bunların bazı eğer topluyorsak o takdirde özel nitelikli kişisel veri topluyoruz demektir. Bilmeliyiz ki özel nitelikli kişisel verilerde herhangi verildiği varsayılan bir rıza değil, çok açık, net bir rızayla bilgi işleyebilir, bilgi kaydedebiliriz. Ama bunun dışındaki diğer veriler, diğer genel nitelikli verilerimiz bazı hallerde bir sözleşme kurulurken toplayabilirsiniz. İşte birçok sebeple bu verileri toplayabilirsiniz. Önemli olan burada bu verileri saklamak zorunda olduğunuzdur. Yani sizin elde ettiğiniz veriyi saklamanız, onu güven içinde korumanız da bir yükümlülüğünüzdür. Kişisel verinin sahibini aydınlatma yükümlülüğünüz olduğu gibi verilerin korunmasıyla ilgili tüm teknik idari tedbirleri alma yükümlülüğünüz var. Bu verileri saklarken sadece fiziki kayıtlar itibariyle değil, aynı zamanda bilgi işlem sistemlerinizde, bilgisayar kayıtlarınızda tuttuğunuz datalarınızı nasıl koruduğunuzu dikkat etmeniz lazım. Çünkü arkadaşlar, şimdi biraz tatsız konulara geçeceğim. Örneğin, ceza kanunumuz 135. maddede kişisel verilerin kaydedilmesinde
rıza dışı kaydedilmesinde 1 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası düzenlemiş. Hukuka aykırı olarak verme, veri elde etme, yayma veya ele geçirme durumu devreye girdiğinde 2 yıldan 6 yıla demiş. Mesela kişisel verinin bir sahibi sizden bu verilere silinmesini istediği halde silmemişseniz 1 yıldan 4 yıla kadar demiş. Ve bunun dışında daha ötesi kişisel verinin sahibinin tazminat hakkı söz konusu. Hayır, şimdi bir de şey var. 6698 yani 6698 sayılı kanunun size yüklemiş olduğu maddi idari para cezaları da var ki aslında en çok şu anda acenteleriniz açısından önemli olan da o. Mesela müşterilerinizin kişisel verilerini temin ederken, bunları saklarken, hangi kişisel veriyi ne amaçla topladığınızı, nerede, nasıl, ne kadar süreyle saklayacağınızı, hangi güvenlik önlemleriyle bu verileri koruyacak olduğunuz gibi konularda müşterilerinizi bilgilendirmeniz lazım. Çalışanlarınızı bilgilendirmeniz lazım. Bunu yapmadınız. Nedir cezası? Hani hiç hoş değil bunları bu programda böylesine güzel, memleketin güzelliklerinin anlatıldığı, Fatih'in o Suriçi'nin en güzel yanları, işte Afyon'un Dumpurpınar'ın en güzel güzelliklerinin anlatıldığı programda gel şimdi sen burada para cezalarından, hapis cezalarından, tazminat davalarından vazgeç ama bunu da bilmek durumundayız. Aydınlatma yükümlülüğüne aykırılık cezası 9.384 liradan 196.686 liraya kadar. Hadi biraz diyelim makul. Peki veri güvenliğine ilişkin yükümlülüğe aykırılık cezası. Bakın arkadaşlar 2021 için idari para cezası 29.503 liradan 1.966.862 liraya kadar geniş bir ölçekte kişisel verileri koruma kurulu ceza verebiliyor. Henüz yükümlülük başlamadı ama vergisel kayıt yükümlülüğü iseniz ve vergisel kayıt olmamışsanız cezası yine 2 milyona kadar 40 bin liradan başlıyor. Düzlüyorum. Rakamları şey yapıyorum. Küsürlü söylemiyorum. 40 bin liradan 2 milyona kadar. Kurul tarafından yükümlülüklerini yerine getirmeme cezası 50 bin liradan 2 milyona kadar. Peki kimler vergisi kayıt yükümlüsü olacak? Bu kısımda onu da söyleyeyim. Vergisi kayıt yükümlüsü 50 ve daha fazla çalışanı olan işletmeler, acenteler. Bunlar mutlaka vergisi kayıt yükümlüsüdür. Hiç tartışması yok bunun. 50 ve daha fazla çalışanınız varsa mutlaka vergisi kayıt olmak zorunda. Veri sorumluları sicili. Veri sorumluları sicilinden kısaca söz edeceğim. Ayrıca 25 milyon mali bilanço yani geçtiğimiz yıl itibariyle yani 2021 için bu yükümlülüğünüzün doğup doğmadığına bir önceki yıldaki bilançonuza bakacaksınız. 25 milyon bilanço toplamınızda geçmişse o takdirde çalışan sayınıza bakılmaksızın burada da verbis siciline kayıt olma yükümlülüğünüz var. Yani verbis sicili aslında sizin kuruma kişisel verileri koruma kuruluna diyorsunuz ki ben şu verileri şu esaslarda tutuyorum, şu esaslara göre saklıyorum, bu esaslara göre koruma önlemleri aldım, şu kadar süre sonra şu şekillerde, şu usullerde imha edeceğim. Çok ayrıntılı, inanın her birine tek tek girersem saatler yetmez, bir seminer dönümü şeyine döndürmek de istemiyorum. Bu verbis böyle bir şey. Hadi verbise kayıt olalım dediğinizde Ali Bey ya da Bilal Bey oturup böyle kaydolamıyorsunuz da. Bunun bir envanter formları var. Ciddi anlamda kurulun sizden istemiş olduğu şu esaslara göre, şu yönergelere göre, şu yönetmeliğe göre, şu usullerde diye size sunmuş olduğu bir yöntem var. Bu anlamda da KVK uzmanlarından, kişisel verilerin korunması konusunda uzman olan kişilerden mutlaka yararlanmanız lazım ki sektörde artık birçok KVK uzmanı var. Ancak KVK uzmanıyla beraber verilse kayıt yaptırdığınızda da sorun bitmiyor. Bu verilerin sürekli güncellenmesi, sürekli geliştirilmesi, yeni bir veri almaya başladığınızda bu verilerin tekrar oraya bildirilmesi, hangi verileri niye aldığınızı gibi konular var. Peki acenteler, şimdi sizin konunuz, sorunuz. Eğer sayısı çalışan sayısı 50'yi geçmiyorsa, yıllık bilançosu 25 milyonu da bulmamışsa
vergisi otomatik olarak kayıt yükümlülüsü müdür? Tam tartışma konusu bu. Evet. Bir şey söyleyeceğim. İki hukukçunun bir araya geldiği yerde üç farklı görüş vardır derler. Şimdi kanun diyor ki anlaşılan biz bu konuyu birkaç hukukçuyla aynı anda tartışacağız. Durum onu gösteriyor. Aman aman ya altından kalkamazsınız. Ben evet, konuda size önemli bir hukukçu tartışırken hiçbir şey anlamıyorum. Sadece dinliyorum. Bir şey soracağım bu arada. Bu yasa 1 Nisan'da uygulamaya alınması gereken, her ne kadar bu yasa zaten 2016 yılından beri uygulamada olmuş olsa da 1 Nisan'da olacak olan neydi ve yıl sonuna ertelenen neydi? Veri sorumluları siciline bildirimde bulunma yükümlülüğü. Ben işte atıyorum yani verbis kullanma zorunluluğu mu? Verbis arkadaşlar bir sicildir. Adli sicil gibi, ticaret sicil gibi bir sicildir, bir kayıt kurumudur. Siz diyorsunuz ki misal çiçek turizm olarak ben müşterilerimin şu bilgilerini topluyorum. Şu şekilde saklıyorum, bu kadar süreyle saklıyorum. Ey kurum, ben sana bunu beyan ediyorum. Aldığım önlemler de şunlardır şeklinde siz kendinizi sicile kaydediyorsunuz. Yani veri sorumluları siciline. Artık siz, ben bir veri toplayıcısıyım. Bende oldukça fazla kişisel veri var. Bu verileri ben tutuyorum. Sen de bil ey kurum. Ben bu verileri saklıyorum. Bu şekilde de koruyorum. Bu kadar süre sonra da imha ediyorum. Bu bir sicildir. Sicile kayıt yükümlülüğü yıl sonuna bırakıldı. Ama kişisel verileri korumayla ilgili yükümlülükleriniz halen devam ediyor. Ta 2016'dan beri devam ediyordu. Kurul ciddi cezalar da vermeye başladı arkadaşlar. Yani kurul çalışıyor. Büyük cezalar. Örnek çok yenidir. Bir avukat arkadaş call center çalıştıran türden bir hukuk bürosu. Buna dair eleştirilerim, eleştiri haklarım da saklıdır. Onu da söyleyeyim. Sürekli yapmış olduğu telefon aramalarıyla borçlunun bir yakınını aradığı için 50 bin artı müvekkiline 200 küsür bin lira gibi sadece mesajlardan dolayı ödemeler, ciddi cezalar yüklendi. KVK'ya, kişisel verileri koruma kanunu aykırılıktan dolayı. Halil İbrahim Bey, şey soracağım. Şimdi bir izleyicimizden de sorular geliyor sürekli. Bir taraftan onları okumaya çalışıyorum. Bu veri kaydı, verbis sistemini kullanma zorunluluğu, çalışan kişi sayısı ne olursa olsun yıl sonundan sonra herkes için zorunlu olacak değil hayır, mi? Hayır. Öyle bir şey yok. Kim için zorunlu olacak? Özel bir. Çalışan sayısı 50'yi geçenler için bir. Zorunlu. Yıllık bilançosu 25 milyonu geçenler için zorunlu. Üçüncü olarak da ana faaliyet konusu, ana çalışma konusu. Az önce saydığım özel nitelikli kişisel verileri toplama olan tüm kuruluşlar için zorunlu. Örneğin hastaneler kişilerin sağlık hayatını alıyor değil mi? Bilgilerini alıyor. Zorunlu. Peki benim anladığım şöyle özel nitelikli veriye işte kişinin dini düşüncesi, işte bir STK'ya üyeliği, işte genetik bilgileri vesaire, kan grubu gibi vesaire, daha biraz daha özel bilgiler. Evet. Fakat bizim daha çok seyahat ajantalarımızın faaliyetlerini sürdürürken biraz daha kişisel verilerini alıyoruz biz. Neyi alıyoruz işte? Evet, doğum tarihini, işte cinsiyetini, işte gibi böyle temel, çok kimlik üzerinde yazılı olan temel bilgiler alıyoruz. TC evet. Kimlik numarası vesaire. Şöyle evet. Bir örnek gösterirsek, 2 kişiyle, 3 kişiyle, 5 kişiyle faaliyet gösteren ve cirosu da 50 milyonun altında olan, 3-5 milyon olan bir ajantamız. Bu evet. Konuda neye dikkat edecek? Eğer o ajanta bir kişinin ırkını, etnik kökenini kaydına almıyorsa, siyasi düşüncesini işte bu arkadaş liberaldir, bu arkadaş sosyalisttir, bu arkadaş muhafazakardır diye kaydetmiyorsa, işte bu arkadaş
başörtüsü kullanıyor. Bu arkadaş sarık takıyor. Bu arkadaş işte cübbe giyiyor. Öbürü işte kılık kıyafetiyle ilgili bir tanımlama betimleme yapmıyorsa, şu derneğin üyesidir diye bir kayıt tutmuyorsa, ana faaliyet konusu olarak sağlığı ve cinsel hayatı ve cinsel yönelimiyle ilgili kayıtlar tutmuyorsa, sabıka almıyorsa, biyometrik genetik veri almıyorsa, cirosu da 25 milyonu geçmedi, 50 milyonu da 50 kişiyi de çalışanı bulmuyorsa, verbise kayıt yükümlüsü değil. Fakat tekrar ediyorum, kişisel verileri koruma kanununun getirmiş olduğu verileri koruma, gözetme, saklama, yayma konusundaki önlemleri almak konusunda yine yükümlü. Bakın, saklamak zorundasınız benim verimi. Ben size TC kimlik numaramı vermişsem, adresimi vermişsem, o bilgi sizin değil, benim. Sonuna kadar benim. Tamam. Ben onu size emanet ettim sadece. Burası anlaşıldı. Burada sıkıntı yok. Burası anlaşıldı. Fakat evet, bu bilgiyi ben birisiyle paylaşmayacaksam, almama evet, gerek yok. Ben bu bilgiyi paylaşmak zorundayım. Bir seyahat acentası almış olduğu bu temel bilgileri, adı, soyadı, TC numarası, kimlik numarası, iletişim bilgilerini aldığı zaman rezervasyon yaptığı otelle, taşımacıyla, havayolu şirketiyle paylaşmak zorunda. Buradaki sorumluluğum nedir? Bunu mecburen paylaşıyorum. Ben bunu paylaştıktan sonra yarın misafirim, yolcum, müşterim benim bilgimi niye paylaştın diyerek karşıma çıkabilir mi? Yani yasa beni burada korumuyor mu? Çünkü zaten size zorunlu olarak sizin bir iletişim kurması için, sizin kendisi adına bir rezervasyon yapılabilmesi için ismini bildirmek zorunda. Uçak bileti alınması için TC kimlik numarasını bildirmek zorunda. Kendisine bu bilginin atılabilmesi için mailini bildirmek zorunda. Cep telefonunu bildirmek durumunda. Bir sözleşmenin kurulması için, bir aktin ifa edilebilmesi için gerekli olan bilgileri zaten o kişisel verileri koruma kanununda açıklanmış. Hangi amaçlarla kişisel veri topluyorsunuz? Bir sözleşme kurmak için, bir bilet satın almak için, bir rezervasyon yapmak için, kişiyi bir uçağa bindirmek, otobüse bindirmek, bir otelde konaklatmak için şey yapıyorsunuz. Bu durumda mesela şunlarda sorun yaşamazsınız. Tamam, çok özür dilerim, sözünüzü kestim. Bu durumda acentalarımız şunu mu yapması gerekir? Benim almış olduğum bu bilgileri size bu hizmeti verebilmem için, hizmeti yerine getirebilmem için şu 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 kurumlarla paylaşacağımı taahhüt ediyor musunuz, kabul ediyor musunuz diye o zaman bir onay almak gerekir değil Aydınlatma mi? Aydınlatma ve onay almanız gerekir. Evet. Çok teşekkür ederim. Gürkan Başkan'a tekrar dönmek istiyorum. Gürkan Başkanım, kaldığımız yerden devam edelim. Zaman da aslında doldu. Bize tanınan zaman doldu. Bizi yönetmenimiz uyarana kadar biz devam edelim. Yönetmenimiz uyardıktan sonra bir 5 dakikada uzatmaları oynuyoruz biz. Onun için siz biraz daha rahat olabilirsiniz bu anlamda. Evet, Gürkan Başkanım, 2019-2020 bir şekilde geçti. 2021-2022 için öngörüleriniz, beklentileriniz bölge için nelerdir? Buyurun lütfen. Şimdi Ali Başkanım, ben sıkıntılar üzerinde tekrar bir geçiş yapacağım. Ondan sonra beklentiler, tabii beklentileri de bunlar karşılıyor zaten. Tabii ki. Şimdi bölgemizle alakalı olarak uçak bileti satan firmalarımız var. Şimdi bir kere uçak bileti satan firmalarımızın en büyük sorunlarından bir tanesi yıllardır devam eden ve hiç değişmeyen hizmet bedeli ücretleri. Bunlar yıllardır değişmemiş durumda. Bunların bir kere kesinlikle bir sistem içerisine sokulması, belli bir orana getirilmesi, güncellenmesi gerekiyor. Bu bir kere şart. İkincisi, Türk Hava Yolları ve Pegasus gibi uçak firmaları internetteki satış, bu firmaların internetteki satış fiyatları alt acentalarının daha altında. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey etik kurallara uygun mu? Şimdi bir kere bunu hiçbir şekilde vicdanı olan insanlar kabul etmez. Etik değil, ticari ahlaka da uygun bir davranış değil bana kalırsa. Bu durum ne yaratıyor? Şimdi seyahat acentalarına giden bir tüketici 100 lira fiyat alıyor oradan. Sistemde o çıkıyor. Ama internette hemen orada, internete girdiği zaman, Türk Hava Yolları online sitesine girdiği zaman o seyahat acentasının vermiş olduğu fiyatın altında uçak biletini alabiliyor.
Bu neye sebep oluyor? Tüketicinin gözünde o seyahat acentasının üçkağıtçı duruma düşmesine sebep oluyor. Kazıkçı olmasına sebep oluyor. Dolandırıcı olmasına sebep oluyor. Şimdi bunlar bir. Artı uçak bileti satışlarındaki hizmet bedeli hala %18 benim bildiğim kadarıyla. Ya benim işim uçak bileti satmak değil ama edindiğim bilgiler bu doğrultuda. Pandemi döneminde bazı hizmetlerin KDV oranlarına düşüşleri oldu. %18 olanlar %8'e düştü. %8 olanlar %1'e düştü. Yanlış hatırlamıyorsam. Uçak biletindeki hizmet bedelinin de %18'den düşürülmesi talebimiz olmuştu. Bizim hatta bununla ilgili olarak Bakan Bey'le de görüşülmüştü. O bizi daha sonra Ankara'da gelir vergisi başkanlığına yönlendirmişti. Orada da görüşmüştük. Oradakiler de demişlerdi ki bu konuda bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bu konuda karar verecek olan merci siyasi irade demişti. Biz de buradan sizin vesilenizle siyasi iradeye bu serzenişte bulunmak istiyoruz. Bu konuda yardımcı olmalarını istiyoruz. En azından uçak bileti satan acentalarımızın menfaati doğrultusunda bazı çalışmalar yapılmış olur. Ayrıca bir şey daha var. E-ticaret kanunu. Şimdi e-ticaret kanununa eğer ki şimdi tüm sektörler e-ticaret kanunu artı ve eksileriyle mevcut. Ama seyahat acentaları maalesef oraya şu an için dahil edilmiş değiller. Eğer ki e-ticaret kanunu yeniden bir gözden geçirilip seyahat acentaları de bu kapsam içerisinde, mevcut kapsam içerisinde alınırsa, onlara yönelik de bir çalışma yapılırsa zaten otomatik olarak bu online satışta Türk Hava Yolları'nın ve Pegasus'un uygulamış olduğu fiyat politikasının önüne geçilmiş olacak. Dolayısıyla bu çalışma şart. Bununla da ilgili olarak ayrıca Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği var. Bu dernek 2007 yılında kuruldu ve e-ticaret sektöründeki öncü firmalar tarafından sektörün büyümesini sağlamak için gerekli hukuki düzenlemelerin sağlanması, firmaların ve hedef kitlenin sektör ile ilgili eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla kuruldu. Şimdi bu önemli bir dernek. Bu derneğe edindiğim bilgiler doğrultusunda son günlerde kulağıma geldi daha doğrusu. Koç Holding de başvurmuş bu derneğe üye olabilmek adına. Şimdi Koç Holding'in normal şartlarda böyle bir şey yapmaya ihtiyacı var mı? Yok. Ama ihtiyaç hissetmiş. Çünkü doğru olduğunu görmüş ve bu doğrultuda başvurusunu yapmış. Acaba diyorum. Tabii kanun ne kadar el verir bu duruma bilemiyorum ama TURSAP öncülüğünde de böyle bir çalışma yapılabilir mi? Bu doğrultudaki çalışmalar neticesinde acaba uçak firmalarının alt acentalarına yapmış olduğu bu etik dışı hareketin önüne geçilmiş olabilir mi? Bu şekilde hareket ederek. Onun dışında sıkıntıları tekrar dile getirmek gerekirse şunlara değinmek istiyorum. İstanbul Havalimanı'nda bir karşılama sorunu var. 1618 nolu yasaya göre İstanbul Havalimanı'na her yurt dışından yolcu getiren seyahat acentası o yolcuyu karşılama hakkına normal şartlarda sahiptir. Ama yapılan uygulamayla bunun önüne geçilmektedir. Dolayısıyla bununla ilgili bildiğim kadarıyla TURSAP da zaten dava etmiş durumda İstanbul Havalimanı'na ya da valiliği. Bunun dışında biz de zaten içinde 15 seyahat acentasının bulunduğu bir grup olarak yaklaşımından, bu uygulamasından dolayı bir dava açmış durumdayız. Dava devam ediyor zaten. Gerçi yürütmeyi durdurma kararına red geldi. Ona da itiraz ettik. Ona da reddettik ama asıl dava devam ediyor şu an için.
Ayrıca yeni havalimanı yolu üzerinde kesilmiş olan cezalar var ve bu cezalar bir sene sonra geldi herkese. İnsanlar evlerini sattılar, arabalarını sattılar ve bu cezaları ödemek zorunda kaldılar. Ve üzerine bir de pandemi girince düşünün artık insanların hali ne durumdalar. Dolayısıyla bu cezalar eğer bir sene sonra gelmemiş olsaydı ve normal statüde 15 gün bir ay sonra gelmiş olsaydı en azından insanlar orada bir ceza işlemi olduğunu daha net farkına varırlardı. Ve oradaki kurallara riayet etmek durumunda kalabilirlerdi. Bununla ilgili aslında bir af kapsamı olabilir mi? Eğer öyle bir şey varsa bununla ilgili nasıl bir çalışma içerisinde girebilir? Onları araştırmak lazım. Şeyi açıkladık. Onun dışında bölgemizle ilgili kaçak faaliyetler devam ediyor ama onların da takipçisiyiz. Denetim kurulunda eksik olmasın. Erol Bey var. Erol Bey bize o konuda son derece yardımcı oluyor. Bölgemizle ilgili olan kaçak faaliyetlerle faaliyetleri bize bildirilmeleri durumunda bizim bölge üyelerimiz. Onların takipçisi oluyoruz. Bu konuda kesinlikle kafalarına herhangi bir soru işareti olmasın. Biz bunların takipçisiyiz ve sonuna kadar da gideriz. Bir de bu zor günleri atlatmakta artı önümüzdeki sezon insanların elini biraz daha güçlendirebilmek adına yapılması gereken, özellikle devlet tarafından yapılması gereken bir şey var ki hibe. Hibe olmazsa olmazımız bizim. Neden? Biz seyahat acentasıyız. Cari açı kapatabilecek, kapatmasında rol oynayabilecek en büyük etkenleriz. Yani geçmişte Haziran'da galiba ben size WhatsApp'tan yazmıştım hatırlarsınız. Turizm Bakanlığı belgeli restoranlar ve kafelere düşük maliyetli kredi verildi. Hatırlıyor musunuz? Size yazmıştım ben. Düşük maliyetli kredi verildi. Şimdi ben soruyorum. Seyahat acentaları olmasaydı o misafirleri bu ülkeye o kafe ve restoranlar mı getirecekti? Turizm Bakanlığı belgeli kafe ve restoranlar mı getirecekti? Birincisi ben bu sorunun cevabını istiyorum. O krediyi kim çıkardıysa, çıkarsın tamam bir şey demiyorum. Ama çıkarıldıysa, onlara çıkarıldıysa o misafirleri, onlara gelen misafirleri bu ülkeye getiren seyahat acentalarına da çıkmalı. Çıkartılmalı. Hibe verilmeli. Hibe şart. Hadi bunu da mı verilmiyor? Hadi tamam buna da, bundan da vazgeçtik diyelim. Tamam vazgeçmiyoruz ya hadi bundan da vazgeçtik diyelim. Geçmişte yapılmış olan bir çalışma var. COSGAP. COSGAP'e gerekli projeler sunulduktan sonra 2 yıl geri ödemesiz 5 yıl vadeli faizi devlet tarafından ödenecek bir kredinin de seyahat acentalarına çıkartılması için gerekli girişimlerin yapılması lazım. Seyahat acentalarının ayakta kalabilmesi için en kötü çare, en son çare bu kredidir. Ama tekrar söylüyorum, hibe olmazsa olmazımız. Çünkü çok yakın zamanda restoranlara 40'ar bin lira hibe çıkartıldı. Onlara çıkartılabiliyorsa bize niye çıkartılmasın? Neden çıkartılmasın? Biz ısrarla hibe istiyoruz. Restoranlara çıkan hakkın bize de tanınmasını istiyoruz. 40 bin lira belki çok büyük bir para değil gibi görünüyor ama evine ekmek götüremeyen insanlarımız var, seyahat acentalarımız var. Aylardır kapalı olan seyahat acentalarımız var. Bakın, Hac Umre, benim bölgemde Hac Umre yapan çok seyahat acentası var. Ben Hac Umre yapmıyorum ama Hac Umre yapan çok seyahat acentası var. Ben hazır bu fırsatı yakalamışken, özür diliyorum vaktinizi de alıyorum, başınızı da ağrıtıyorum. Ama hazır bir fırsatı yakalamışken herkesin huzurunda herkesin huzurunda hac umreciler için de bir şey söyleme gereği hissediyorum. Bu benim görevim çünkü. Bakın pandemiden dolayı ilk kepenk kapatanlar hac umre acentaları. 27 Şubat 2020 tarihinde kepenk kapattılar.
27 Şubat 2020 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda hac ve umre yapacak olan vatandaşlarımız uçaklara binmişken, uçaklar piste giderken, Suudi Arabistan'ın pandemiden kaynaklı olarak sınırlarını kapatması nedeniyle alelacele bir tane genelge yayınlandı ve pistteki uçaklar peronlara geri döndürüldü ve uçaktaki hac umre görevlerini yerine getirmek için binmiş olan vatandaşlarımız indirildi. Şimdi bu sene umre yok. Bildiğim kadarıyla umre yok. Tam kapasite olmasa bile hac olma ihtimali var. Ama o da şu anda kesin değil. Gelen bilgiler bu durumda. Tam kapasite olmayacak ama belli bir oranda açılma ihtimali var. Ama bu ihtimal dahilinde sadece şu anda. Önümüzün ne getireceği, ne götüreceği hiç henüz belli değil. Ne yapacaklar bu insanlar? Bir seneyi geçmiş durumda. 13 aydır kepenklerini kapatmış durumdalar. Hiçbir gelirleri yok. Ne yapacaklar söyler misiniz? Onun için cümlemi tamamlarken tekrar söyleme ihtiyacı hissediyorum. Buyurun lütfen. Sesimizi duyan var mı? Sesimizi duyan varsa lütfen bizim bu serzenişlerimize karşılık versinler. Lütfen ayakta kalmamızı sağlayıcı, yapıcı, bizi destekleyici çalışmalarda bulunsunlar. Başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Teşekkür ediyorum. Gürkan Başkanım çok teşekkür ederim. Çok güzel özetlediniz. Çok güzel konuların altını çizdiniz. Ben de teşekkür ederim. Bu arada uçak biletindeki KDV oranı %18'den %8'e düşürülmüştü. Sanırım onu atladınız siz. Şu anda %8 olarak uygulanıyor. Evet Bilal Başkanım, sizin var mı son eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz konular? Bizim yani ihtiyaç taleplerini çok güzel dile getirdi. Sadece destek buldum ona. Hibe vazgeçilmediğimiz hakikaten haç bombe cantaları. Kepek kapandı. Tur da düzenleyemedikleri için, bilet de satamadıkları için şu anda sıfır gelir düzeyindeler. En azından şeyi söyleyebiliriz. Gürkan Başkan'ın oraya atladığını düşünüyorum. Kısa çalışma ödeneğinin en azından acentalar için devam etmesi gerektiğini de buradan söyleyebiliriz. Halil İbrahim Bey'e de kısa bir sorum olacak seyahat acentaları olarak. Biz pasaportlarını alıyoruz, nüfus kimliklerini alıyoruz, fotoğraflarını alıyoruz. Ama bunları aldığımızda onlara sözlü olarak mı uyarmalıyız? Biz bunları konsoloslukla hava yollarıyla, otellerle paylaşmayı bunu sözlü olarak mı almalıyız? Yoksa yazılı olarak da bunlarla ilgili bir sözleşme türü almalı mıyız? İkincisi, misafirlerimizle gittiğimiz bölgelerden konumları da paylaşarak fotoğraflar paylaşıyoruz. Belki bu STK kurumlarının geziler olabilir, özel şahıslar olabilir, meşhur ünlüler olabilir. Bunlar da katılıyorlar tabii. Bunların fotoğrafları mesela kişisel iki kişilik fotoğraflar oluyor, tek bir fotoğraflar oluyor. Paylaştığımız bu fotoğraflar kişisel veriye giriyor mu? Evet, fotoğraflar da kişisel veriye giriyor ama önce ilk sorunuza ben cevap vereyim. Aydınlatma ne şekilde yaptığınız çok fazla önemli değil. Önemli olan burada yani aydınlatma için belirlenmiş bir şekil şartı, mutlaka bir imzalattırmış olmanız ya da bir mail gönderip cevap almanız, teyit ettirmiş olmanız gibi bir yükümlülük yok. Önemli olan kişisel verinin elde edildiği esnada bu bilgilendirmenin yapıldığı, aydınlatmanın yapıldığının da çeşitli kanalları vasıtasıyla tespit edilmesidir. Nedir? Atacağınız maillerde, göndereceğiniz maillerde alta koyacağınız bir aydınlatma metni, web sitenizde yapacağınız bir aydınlatma metni, İşte broşürleriniz yani bunlar sizin açınızdan önemli. Ancak yani şunu ben söyleyeyim, çok da fazla şey yapmayayım, bilginin sahibi odur, kişidir, kişinin kendisidir. Aldığınız kimlik fotokopileri, pasaport fotokopileri ve buradaki veriler içerik itibarıyla aslında özel nitelikli kişisel veri çok fazla ihtiva etmiyor. Eski nüfus cüzdanlarımız mesela bu anlamda özel nitelikli kişisel veri ihtiva ediyordu. Kan grubu verisi içeriyordu örneğin. Din hanesi içeriyordu örneğin. Ancak yeni nüfus cüzdanlarımız ve pasaportlarımızda bu tipte bir
İşte kanunun 6. maddesinde sayılan nitelikte bir özel nitelikte kişisel veri yok. Dikkat edilmesi gereken, hani sizin burada gereklilik sınırları içinde kalmanız, yani temel ilkelere uymanız, işte bir bilet satma, bir rezervasyon yapma gibi bir gerekliliğinizin olması, veri sahibini bilgilendirmeniz, bilgilendirdiğinizi de işte atacağınız maillerle ya da sayfanızda yapacağınız bir açıklamayla ya da bir tur sözleşmesine koyacağınız kapsamlı bir aydınlatma metniyle izah etmeniz ve ifade etmeniz gerekiyor. Ancak gezilerde paylaştığınız fotoğrafları eğer paylaşıyorsanız işte aydınlatma metninin bir tarafına şunu da koymanız gerekecek işte o zaman. Yapacağınız gezilerde çekilen grup fotoğraflarınız sosyal medyada paylaşılacaktır şeklinde koymanız gerekir. Çünkü burada gerçekten istenmeyen sonuçlara yol açabilecek durumlarla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Her insanın özel hayatının bir parçasıdır aynı zamanda. Belki orada o grup fotoğraflarının paylaşıldığı esnada kişinin kendisi paylaşır. Ama acente paylaştığı noktada acaba özel nitelikli kişisel veriye temas eden bir o sınıra giren, çünkü orada çok bıçak sırtı bir konu var. İhlal var mıdır yok mudur sorusunda her zaman sormak gerekiyor kendinize. Umum alanlarda, açık alanlarda çekilen bu fotoğrafları paylaşıyorsanız aydınlatma formlarınıza, web sitenize bunları koymakta yarar var. Evet, çok teşekkür ederiz Ali İbrahim Bey, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Bilal Başkanım çok teşekkür ediyorum. Gürkan Başkanım çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli, çok önemli konulara değindiniz. Ayaklarınıza... Bir şey söyleyebilir miyim ben? Elinize sağlık. Buyurun, buyurun lütfen. Bir kurul kararından bahsedeceğim. Örneğin bir mail göndermiş bir işletme bir yere. Şirket çalışanı göndermiş. Ve gönderdiği mailde e-postadaki alıcıları birçok kişiye göndermiş. Fakat BCC yapmak yerine CC yapmış. Ve buradan dolayı çok ciddi bir para cezası kesilmiş. Örneğin turda bulunan bütün yolcularınıza bir mail atıyorsunuz ve hepsinin mailini CC'ye koydunuz. CC'ye koyduğunuz noktada işte benim kişisel verimi hiç de ilgisi olmayan turdaki diğer insanlara vermiş oluyorsunuz. Gibi. Evet. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Evet, çok kıymetli izleyiciler, bugün konuklarımızla birlikte kişisel verileri koruma kanunu ile ilgili acentalarımıza, işletmelerimize gelen konuları, gelen zorunlulukları konuşmaya gayret gösterdik. Sizlerden de birçok soru geldi aslında, fakat konuşma esnasında konuklarımız gelen soruları da cevapladı. Dikkatli bir şekilde izleyen izleyicilerimiz bu anlamda sorularını bulmuş olabilir. Ben de bazı konulara açıklık getirmek istiyorum aslında. Şundan dolayı, çünkü hem program yapımcısı olarak hem de TÜRSAP Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olmam nedeniyle bazı konuları izleyicilerimizin hem bu programda şu anda izleyen izleyicilerimizin hem de önümüzdeki süreçlerde programın yayınlanması tekrarı halinde izlemeleri ve bilgi sahibi olmaları açısından açıklamak istiyorum. Gürkan Başkanımız, İstanbul Fatih Bölge Temsil Kurulu Başkanımız çok önemli konulara değindi. Çok önemli konuların altını çizdi. Tabii ki bu konular ve bununla birlikte daha onlarca konu bizim sürekli gündemimizde olan konular. Sürekli üzerinde çalıştığımız, emek sarf ettiğimiz konular. Gerek Birlik Başkanımız Firuz Bağlıkay olsun, gerek yönetim kurulu üyelerimiz olsun, gerekse bölge temsil kurulu başkanlarımız olsun, bölgelerdeki acentalarımız olsun, ihtisas başkanlarımız olsun. Aslında koskocaman 13 bin kişilik bir aileyle bütün davamızın, bütün mesleğimizin, bütün ekmeğimizin peşindeyiz. Yani bu anlamda mücadele gösteriyoruz ve mücadele göstermeye de devam edeceğiz. Bu anlamda biz sektörümüzü, meslektaşlarımızı korumak için, ayakta kalmaları için üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz. Şöyle ki, aslında hepimizin çok iyi bildiği, Gürkan Başkanımızın da altını çizdiği bir konu vardı. Biz de defalarca sürekli her yerde dile getiriyoruz. Bütün konuşmalarda, bütün toplantılarda, bütün
ulusal, yerel medya platformlarında, televizyonlarda sürekli dile getiriyoruz. Mikrofonu hangimize uzatırlarsa, bölge başkanlarımız dahil, ihtisas başkanlarımız dahil, herkes bunu dile getiriyor. Bu ülke 2019 yılında 50 milyona yakın, 45 milyon, 50 milyona yakın ziyaretçi ağırladı. 51 milyon ziyaretçi ağırladı ve bununla birlikte 35 milyar dolar bu ülkeye döviz girdisi sağladı ki Cumhurbaşkanımız dahil bütün devletimizin üst düzeydeki bütün ülkeyi yönetenler dahil her platformda, her ortamda sadece turizm sektörünün ülkenin dış ticaret açığının %95'ini kapattığını söylediler. Fakat nasıl sağlandı, nasıl oldu bu? Bizim meslektaşlarımız, bizim ajantalarımız, bizim ajanta çalışanlarımız ellerine, valizlerine, broşürlerine, afişlerine alarak dünyanın ülkelerine şehir şehir, fuar fuar dolaşarak bu ülkeyi tanıttılar. İstanbul'u tanıttılar, İzmir'i tanıttılar, Antalya'yı tanıttılar, Kapadokya'yı tanıttılar. İşte bunların bu çalışmalarıyla ülkemizdeki restoranlar doldu, ülkemizdeki oteller doldu, ülkemizin havayolu taşıma şirketleri uçakları doldu, ülkemizdeki karayolu turizm taşımacılarının araçları, otobüsleri, minibüsleri doldu. Kim doldurdu? Bu seyahat ajantaları doldurdu. Aslında burada atlanan bir şey var. Eğer ki burada bir hibe yapılacaksa, eğer ki burada bir sektör korunacaksa, ben hiçbir sektörde ayrım yapılmasını istemiyorum. Ama ilk önce turizm sektörü burada korunması gerekiyordu. Çünkü bu ülkeye en fazla döviz girdisini sağlayan bu sektör. Şimdi burada bir anekdot, burada bir hikaye anlatmak istiyorum. Şöyle ki baltaya demişler ki, ağaca demişler ki bu balta seni kesiyor, üzülüyor musun demişler. Ağaç demiş ki baltaya üzülmüyorum demişler. O yabancı demişler. Üzüldüğüm şey baltanın da sahibi bizden, ona üzülüyorum demiş ağaç. Dolayısıyla bizim ilk defa bizi anlayacak, bu sektörümüzü anlayacak, bu sektörün, bu camianın içerisinden çıkmış olan bir bakanımız var. Uzun yıllardan sonra ilk defa. Bakanımızın bizi daha iyi anlamasını bekliyoruz. Evet, ülkemizin de kaynakları kısıtlı olabilir, kaynakları sınırlı olabilir ama bakanımızın da bizi anlamasını bekliyoruz. Bize biraz daha önem göstermesini, biraz daha üzerimizde durmasını bekliyoruz. Çünkü bakanımız hem seyahat ajantacı, hem turizm taşımacısı, hem otelcisi, hem turizmin bütün paydaşlarının işletmeciliğini yıllardan beri yapmış ve çok iyi bilen birisi. Öncelikle bakanımızın bizi anlamasını bekliyoruz. Evet, kredi ajantalarımız için bir çözüm değil. Her yerde hem başkanımız, genel başkanımız, hem bizler altını çiziyoruz. Bu sektör için kredi şudur. Kredi borcun borçla kapanmasıdır. KGF al, kredi kullan, 6 ay ödemeli, 1 yıl ödemeli, 3 yıl ödemeli. Bir gün yine kapıma, önümüze gelecek bizim bu kredi. Dolayısıyla hibe verilmediği sürece bu sektöre, bu sektörün ayakta kalması, adım atması, işte bu ülkemizi şehir şehir, fuar fuar tanıtan insanların yok olması demektir. Şimdi Gürkan Başkanımız bazı şeylerden daha bahsetti. Onları da söyleyeyim. Doğru. İstanbul Havalimanı'nda ciddi bir karşılama sorunu vardı. Meslektaşlarımız yolcularını karşılayamıyordu. Oradaki yer hizmetleriyle, havalimanı işletmesiyle bu konuları sulh yolundan çözmeye çalıştık. Fakat burada yaklaşım olmayınca biz de gittik, yürütmeyi durdurma davası açtık. Ardından tabii pandemi süreci vesaire başladı. O uygulamada artık ortadan kalkmış oldu. Ama her şey normale girdikten sonra bizleri ne karşılayacak, ne bekleyecek, bunu birlikte göreceğiz. Yine İstanbul'da çok önemli 9+1 araçların turizm taşımasını engelleyen bir sistem vardı. Geçtiğimiz Kasım ayından itibaren yoğun çalışmalarımız neticesinde, genel merkezimizin yoğun çalışmaları neticesinde, meslektaşlarımızın da bize vermiş olduğu destekler neticesinde büyükşehirle bu meseleyi de çözdük. Burada da geçen hafta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ile turizm platformu toplantısında bir araya geldim. Bir fiil şunu söyledim. Sayın Başkanım, şu anda seyahat ajantaları dışında başka işletmelere de bu belgenin verilmesi durumu söz konusuymuş. Ulaştırma koordinasyonunuz bu şekilde böyle düşünceler içerisindeymiş. Sakın buna müsaade etmeyin diye kendisi de bu konunun üzerinde duracağını söyledi, söz verdi ve not aldı. Şimdi e-ticaret konusuna gelince
Evet, ülkemizde birçok meslek var, birçok kuruluş var. Biz de Seyahat Ajantaları Birliği'yiz. Nasıl ki işletmeler bize üye olmakta serbest, burada da E-Ticaret Kanunu gibi, başka kanunlar gibi yerlere fevkalade ajantalarımız üye olabilir. Bunda hiç bir bahis söz konusu değil. Tabii ki birlik olarak bizler buralara üye olabiliyor muyuz? Olmamızın birliğimize, ajantalarımıza ne gibi faydalar olur? Bunları da tabii ki bakmamız lazım, değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi KOSGEB konusuna gelince, KOSGEB bütün orta ölçekli işletmelere, küçük işletmelere her zaman destek veren bir kurum. Çok kıymetli izleyiciler. Bu anlamda da ben de yıllardan beri KOSGEB desteklerinden yararlanmış olan bir işletme olarak, kendi işletmem adına söylüyorum, yine meslektaşlarımızla yararlanması için çok gayret gösteren birisi olarak ajantalarımız bu konuda KOSGEB desteklerinden yararlanabilirler. Ancak burada KOSGEB'in bu sektör için, seyahat ajantalığı sektörü için bir konusu olabilir mi, programı olabilir mi? Bununla ilgili de mutlaka çalışmamız gerektiğini, bu anlamda gayret göstermemiz gerektiğini söylemek istiyorum. Şimdi çok uzatıyorum ama toparlıyorum. Önemli konuydu, önemli bir program çünkü. Konu konuyu açtı, bunların da açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Evet, 2020 yılında pandemi olması sebebiyle bizim TÜRSAP ajantalarımızdan yaklaşık 45 milyon TL üye aidatını almadı. Bundan feragat etti. Ve bununla birlikte biz hem örnek olmak babında hem de diğer kurumların da almaması babında sanayi odalarından, ticaret odalarından, belediyelerinden ve diğer ajantalarımızın aidat ödediği diğer kurumlardan aidatların alınmaması konusunda beklenti içerisinde olduğumuzu belirttik ve hem fiziki olarak ziyaretlerde bulunduk hem de yazılarımızı yazdık. Fakat hiçbir kurumdan kendi üyelerinden aidat almama gibi bir yaklaşım içerisinde olmadı. Tabii ki şu anda ajantalarımız için en önemli konulardan birisi KÇÖ'yü. KÇÖ öncelikle işletmelerimizden daha çok işletmelerimizde çalışan nitelikli personeller için çok önemli. Bu sektörde çalışan nitelikli personeller için çok önemli. KÇÖ'nün uzatılması ile ilgili, seyahat ajantalarını ve turizm sektörüne uzatılması ile ilgili ayda en az 3-4 defa görüşmeler yapıyoruz. Bununla birlikte her ay düzenli olarak hem Cumhurbaşkanlığımız nezdinde hem bakanlığımız nezdinde yazışmalarımızı yapıyoruz ve bekliyoruz. Seyahat ajantaları için kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılması, pandeminin devam ettiği sürece uzatılması, her şeyin normale girmesiyle birlikte ancak kaldırılması gerektiğinin altını sürekli çiziyoruz. Ben de son olarak şunu söylemek istiyorum. Hem bir izleyicilerimin meslektaşı olarak, hem bir ajantacı olarak, hem bu sektöre yıllardan beri hizmet eden birisi olarak, hem bu programı yapan birisi olarak, hem de TÜRSAP Başkan Yardımcısı olarak şunu rica ediyorum. Bu dönemde hiç kimsenin kimseden bir ayrımı yok. Özellikle meslektaşlarımızdan bu dönemde birlik beraberlik olmaya davet ediyorum. Çünkü bu dönem bizim birlik beraberlik dönemimiz. Bu dönemde ayrıştırma olursak, her birimiz bir tarafa çekersek, ben yaptığıma, sen yaptığıma işi bırakırsak biz bölünürüz, parçalanırız. O zaman ne Ankara bizim yüzümüze bakar, ne de beklentilerimizi, ne de istediklerimizi alabiliriz. Dolayısıyla benim aklımın yetmediği yerde bir meslektaşım beni uyaracak. Benim gücümün yetmediği yerde bir bölgem gelip benim yanımda olacak. Dolayısıyla ancak bu sektörümüze, bu mesleğimize böyle sahip çıkabiliriz. Sizlerden de affınızı istiyorum. Böyle bir konuşma gibi oldu. Kendimi dinletmek zorunda gibi olmuş oldum. Gürkan Başkanım, çok teşekkür ediyorum. TÜRSAP İstanbul Fatih Bölge Temsil Kurulu Başkanımız Gürkan Özcan. Yine son bir cümleyle kapatalım mı? Son bir cümle. Yani eğer o cümle sesimizi duyan var mı? Üç kelime. Yok, değil. Değil. Sesimizi... Arılar olmazsa çiçekler açmaz. Bu kadar. Nasıl? Arılar olmazsa çiçekler açmaz. Evet, arılar olmazsa çiçekler açmaz. Bu ajantalar olmazsa bu ülkenin tanıtımları yok olur. Bu kadarını söyleyelim. Evet, Bilal Başkanım, çok teşekkür ediyoruz.
Infodan bahsedemedik. İnşallah Nisan ayının ilk haftasında info programınız var. Dumlupınar evet, bölgesinde. Dumlupınar bölgemizin tanıtılması ile ilgili önemli bir infomuz var. Avukat Ali İbrahim Türk Yılmaz, çok teşekkür ediyorum. Sizi programda sadece hukukçu olmanızın ötesinde uzun yıllardan beri hem dostumuz, arkadaşımız, tanışıklığımız olması hem de yurt dışında birçok ülkeye birlikte seyahat etmemiz, bir gezgin olmanızdan dolayı bizi daha iyi anlayacağınız, daha iyi konulara hakim olabileceğinizi düşündüğümden dolayı davet ettim. İnşallah KVKK'yı konuşmaya devam edeceğiz. En azından ben bu talep geldiği sürece, çünkü önemli bir konu, bunu konuşmaya devam edeceğiz. Son olarak bir şey sormak istiyorum. Bir arkadaşımız bizden felancının numarası sizde var mı diye sorduğunda o numarayı paylaşmamız bu yasaya girer mi? Kesinlikle girer. Sakın yapmayın. Paylaşmayacağız. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. En uzun programlarımızdan birisi oldu. Muhtemelen 2 ay ara vermiştik. Bunun da acısını böyle çıkarmış olduk. İzleyicilerimizin de sabırlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Programımız TÜRSAP TV YouTube kanalından ve Facebook ve diğer sosyal medya kanallarından izlenmeye bundan sonra da devam edecek. Bir başka sektörün nabzı programında buluşmak üzere. Sağlıklı günler, sağlıklı yarınlar, iyi bir sezon diliyorum. Hoşça kalın.